sahip mi? Bence değil. Ama bir Brahma'ya baktığınızda şuradaki orozlarda bile o atletik duruşu görebiliyorsunuz. Yani bir sporcu duruşu olacak. Evet, göğüs kafesinden başlayalım. Arkadaşlar iri, büyük bir göğüs olacak aynı şekilde. Bir derinlik olacak o göğüste. Yatay bir duruşu olacak tabii. Bir Hint dövüş orozu gibi dik durmayacak bu hayvan. Yatay bir duruşu olacak. Bakın bu çizgiler orijinal bir Brahma'da arzu edilen, üreticiler tarafından biz böyle bir şey istiyoruz denilen bir model. Ne kadar güzel bir oruz aslında ama baktığın zaman bu çizgilerin içerisine yerleştirdiğimiz zaman eksiklerini görebiliyoruz. Şöyle olsa daha iyi diyebiliyoruz. Oysa güzel bir oruz bence. Ama hiç bu arkadaş nesinden etkilenmiş? İşte o görkemli görünüşünden devasa. Bir de onu dev ekranda izliyorsa tamam yani. O büyük ekranda izliyorsa etkilenmemesi mümkün değil. Büyük bir gövde, bol tüylü bir hayvan değil mi arkadaşlar? Ve çok fazla da eti var. Etini kimse düşünmüyordur bunun. Biz kıyıp da daha bir tanesini kesip yiyemedik. Evet. Irk özellikleri arkadaşlar girmeden önce şimdi tarihçesine bunun bu arada girmedim hiç ben. Şuradan bu hayvan geldi buraya taşındı. Burada eşleştirildi. Yeni bir Brahma modeli çıktı. Şu tarihte bunlara girmedim. Bunlar şu an için bizim için bence çok acil şeyler değil. Irk standartları tahmin ediyorum 1800'lü yıllarda ve 1900 yılların başında arkadaşlar Dark Brahma ile bizim Dark dediğimiz Dark Brahma ile sanırım Light Brahma standartları ilk konuyor ve Avrupa'da standartlar kitabı şu anda biz de bunun üzerinde çalışıyoruz, tercüme ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda üreticilerimize bunun Türkçesini sağlayacağız. Bu Brahma ile standartları bu kitapta arkadaşlar. Diğer ırk standartları olduğu gibi Brahma da bu kitapta yer alıyor. Evet, bunun Brahma'nın tipi nasıl olmalı? Arkadaşlar Brahma'ya baktığınız zaman dediğimiz gibi bir etkilenmelisiniz ama atletik bir yapıya da sahip olmalı. Hantal bir hayvan değil Brahma. Çoğu zaman zaten kıyasladığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Yapılı, atletik, boyu mükemmel olacak. Çok uzun bir boy anlamında değil bu kastımız. Zaten en büyük sıkıntı bu. Gövdesi oldukça geniş. Hatta bazıları telefonda konuşuyoruz. Hocam diyor öyle bir Brahma oroz var ya çocuk sırtına oturur diyor. Neden? Geniş değil mi? Hayvan geniş sırtlı bir hayvan olacak. Beden duruşu o ihtişamı yansıtacak. Duruş geniş ve orta yükseklikte dediğimiz az önce çok fazla yüksek olmayacak. Bacak tüyleri çok önemli. Yoğun bir tüy yapısına sahip olacak. Başı ufak, üç sıralı bezelye eğimlik en çok tartışma konusu olan değil mi? Yani bir bütünden ziyade biz bazen bir yere takılırız. Bizim şeyimiz vardır, özelliğimiz bu. Evet, genel görmüş yandan baktığınızda arkadaşlar hayvana şöyle bir kare aldığınız zaman bu veya dikdörtgene diyelim ki iç hacim 4 ise bunun 3'ünü doldurması lazım. 4'te 3'ü bu hayvan doldurması lazım. Bu da neyi anlatıyor bize biliyor musunuz? Yuvarlak hatların bol olduğunu anlatıyor. Yani yuvarlak hatlı bir hayvan olması gerekiyor. Yine karşıdan baktığınızda, yandan baktığınızda göğüs kafesi görünüşü pardon. Yine aynı şekilde geniş bir göğüs. Geniş göğüs neye sebep olur sizce? Yani göğüsler genişse otomatik şey arkadaşlar tip. Yani baktığım zaman mesela şurada evet bunlar Brahma diyebiliyoruz. Ama tabii detaya indiğiniz zaman aradığınız şeyler var. Evet. Tamamen zarif bir, yani orantılı bir gövde ve zarif bir görüntü olması lazım. Orantı İngilizce olarak rational deniyor. Rational işte big dediğimiz zaman. Yani bu hayvanın kuyruğu çok güzel. Tamam olabilir. Göğüs yoksa olmuyor. Çok uzunsa olmuyor. Yani bütün her şey bir orantı içerisinde olacak. Bu orantıyı bozan bir şeye baktığınızda profesör olmanıza gerek yok. Baktınız, gözünüzü bir şey ısırıyor derler ya bir şey. Ya bu benim gözümü bozuyor bir şey ama neresi bilmiyorum. Orantıyı bozan bir şey var orada. Ona dikkat edeceğiz. Orantılı bir hayvan olması gerekiyor. Mesela bakın burada bir koşin var. Şimdi Brahma koşinle de çalışılıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Ve o koşin görüntüsü Brahma'da olmaması lazım. Ne dedik? Atletik yapılı. Sizce bu atletik bir yapıya sahip mi? Bence değil.
Denmark on the Euro show, and there were thousands of people, and there was one dancer, a very good dancer, and he was from the Turkish delegation, and Tolga, yes, Tolga, and maybe after when we are finished, we can make a short dance. Yes. Geçen hafta ben de Danimarka'da Avrupa Şampiyonası'nda bulundum. Ve orada salonun en iyi dans eden arkadaşı bir Türk'tü. Tolga Uçar Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Belki gösteri eğitim sonrası bizim için bir dans edebilir. Memnun oluruz diyor. Arkadaşlar Zeynep oynamıştı arkadaşınız. Bu arada Danimarka'da Tolga Uçar Beyefendi bir Zeybek havası estirmiş. Ondan dolayı herkes etkisi altında. Martin iki gündür Tolga Bey'i soruyor. I made a presentation, yes, a colleague of mine in the Netherlands that translates something, but maybe I don't speak Turkish, I can't speak Turkish, but maybe sometimes he would put me for mad or something, and I didn't know that, so when you are laughing, I know she had translated. It's okay. Arkadaşlar Martin şu anda emekli ama son çalıştığı firmasında beraber çalıştığı Türk arkadaşlar vardı. Yani ülkesinde de Türkleri seven bir beyefendi. Bir hanımefendi çalışanından rica etmiş kendi dillerindeki şeyi Türkçe'ye çevirmesi için. Ama Hollanda'da yaşayan birinin çevirebildiği kadar çevirdi o da. Biz de dokunmak istemedik açıkçası, orijinali kalsın diye. Yani bizim için hazırlandığını görmemiz açısından. Eğer hata yaptıysa onun adına üzgünüm diyor ama anlatmaya çalışacağım diyor diliminden diyor Gara. Now I start, but first I think when you think I'm nervous, I'm trembling a little bit, it's on the right side, it's because I have illness of Parkinson and he is with me, because Parkinson here I am, and he able to shake. Eğitime başlamadan önce eğer eğitim esnasında sinirlendiğimi düşünürseniz ve heyecanlandığımı, öyle bir şey yok. Sadece ben bir Parkinson hastasıyım. Kontrol etmeye çalışacağım ama sinirlenmeyeceğim ve heyecanlanmayacağım. Heyecanlı olduğu doğru ama aynı anda da Parkinson hastası olduğunu belirtmek istiyor. Bilginiz olsun. That's my name. And that's a photo of me and my wife. I have a dog, and Omar loves that dog. And I have four children, three daughters and one son. And they are 26. Three of them are 26. Six,
Martin Liskens ismim. Resimde gördüğünüzde hanımım ve köpeğim diyor. Köpeğini Ömer Bey görmüş evini ziyaret ettiğinde. 4 çocuğu var. 3 kızı bir oğlu. Kızları 300, oğlu da onlardan sonra doğmuş. Yes. Yes, no. Tuhan told everything, so I tell something about me. I'm born in 1957. I have vomit from 75, so I was very young, I was young. And my first success was with this male in 79. And I put a photo of the rooster because it was not